Son seansla karşınızdayız. Son seansta İngiltere ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasını konuşacağız. Bunun muhatapları ve taraflarıyla. İngiltere bizim açımızdan son derece önemli bir pazar. Çünkü İngiltere pazarına karşı sürekli fazla veriyoruz. İngiltere pazarındaki fazlamız %50 oranlarında. Şöyle söylemek lazım, İngiltere'ye sattığımız her 2 dolarlık ürüne karşılık sadece oradan 1 dolarlık ürün alıyoruz. Bu da bizim ihracat pazarlarımız açısından çok fazla görülen bir durum değil, nadir görülen durumlardan bir tanesi. O bakımdan İngiltere pazarını el bebek gül bebek büyütmeliyiz. Acaba ihracatçılar, üreticiler, sanayiciler bu konuda ne diyor diye soracağız. 3 ayrı pencere açacağız birazdan. İlk olarak Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder gelecek. Skype bağlantısıyla konuşacağız. Arkasından İstanbul Kimyasal Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister bizimle birlikte olacak Skype hattıyla. Sonra da İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği İTİB Başkanı Ahmet Öksüz olacak. O da bulunduğu yer itibariyle Skype görüntüsü iyi olmaz ya da sağlıklı görüntü yapamayız diye telefonla yapacağız. Şimdi Burak Önder'e önce bir merhaba diyoruz. Burak Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Ali Bey. Çok iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu korona dolayısıyla tabii görüşmelerin pek çoğu Skype üzerinden yapılıyor. Uzunca bir süre stüdyolarda kimseyi ağırlayamadık ama yavaş yavaş insanlar gelmeye başlıyorlar. Ama şunu gördük, herkes Skype'ı öğrendi. Bir defa yani ışıkların ayarlamasını, kadrajın ayarlamasını, kılık kıyafet seçimini, arkadaki fonun seçimi dahil olmak üzere ciddi anlamda böyle vizüel şeyler geliştirmeye başladık. Bunu en iyi ve en çabuk, en hızlı öğrenenlerden biri de sizsiniz. Kadrajınız falan mükemmel, ışıkları falan kim yapıyorsa bize de destek versin daha doğrusu. Diğer televizyonlara da şey yapabilirsin, bunu bir taşere edici bir hizmet olarak sunabilirsiniz. Şimdi işin şakası tabii. Acaba İngiltere pazarıyla olan durumu nasıl görüyorsunuz sizin sektörünüz açısından? Önce bir anlaşmanın genel detaylarını değerlendirmenizi istiyorum. Sonra da sektör olarak nereleri odak alıyorsunuz, hangi noktalara yoğunlaşacaksınız, nereler merceğinizin altında olacak? Şöyle başlayayım. İngiltere tabii ki hem Türkiye ihracatı için hem de Türkiye ve mutfak eşyaları sektörü için çok önemli bir pazar. Benden önceki konuğunuz Türkiye açısından çok iyi değerlendirdi. Türkiye ihracatı açısından çok iyi değerlendirdi. Ben de Türkiye ve mutfak eşyaları sektörü olarak bizim bakış açımızı ve bizim şu anda İngiltere pazarındaki durumumuzu çok kısa bahsedeyim. İngiltere bizim de ihracatımızda birinci pazar. Yaklaşık ihracatımızda %9.1'lik bir pay alıyor ki bu da 250 milyon dolar civarında bir ihracat yapıyoruz. Evet. Sırada ihracat fazlası verdiğimiz bölgelerden bir tanesi. Fakat biliyoruz ki İngiltere çok daha derin ve bu pazarda pazar payımızı çok daha arttırabileceğimiz bir yer. Ve bu yönüyle de geçen sene oraya bir heyet düzenlemiştik. Brexit ve pandemi süreci belki bu çalışmalarımıza biraz daha ara vermemize neden oldu. Ama bundan sonraki süreçte de Mart ayında İngiltere'yi merkeze alarak çevre 14 ülkeyi, Avrupa ülkesini, Baltıklar, Doğu Avrupa'yı, Avrupa'nın bir kısmını içine alacağımız online bir heyet düzenliyoruz. Bunu da ilk defa sizin programınızda dile getireyim. Şu anda bütün görüşmeleri yaptık ve son aşamaya geldik. Mart ayının ilk yarısında bu heyetimizi yapacağız ve burada orta uzun vadede İngiltere pazarında daha iyi kalıcı hale gelebilecek bir stratejiyi gidiyoruz. İngiltere pazarı Brexit bizim için Brexit sürecinden sonraki bu serbest ticaret anlaşması bizim için kritikti. Az önce de vurguladığım üzere ihracatımızda en önemli pazarlardan bir tanesiydi. Bu tabii ki bütün üyelerimizi, bütün ihracatçılarımızı sevindirdi. Bundan sonra izleyeceğimiz stratejiyle beraber İngiltere pazarındaki ihracatımızı daha da arttırmaya fokuslanacağız. Evet. Peki muhataplarınızla ne gibi görüşmeler, yani bugünlerde değil de geçmişte ne tür görüşmeler yaptınız? Yani çünkü İngiltere'nin işte Brexit yapacağı biliniyor. 2016'dan bu yana biliniyor. Çok sürüncemede kaldı, çok uzadı. Ama bu yılı çok hızlı atlattılar. Çünkü Boris Johnson bir şekilde geri adım yok dedi. Yani her ne pahasına olursa olsun çıkacağız ve arkamıza bakmayacağız dedi. Dolayısıyla ortak pazarda olmayacakları belliydi. Geride bıraktığımız yıllar itibariyle ne tür temaslar kurdunuz? Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra
ilişkilerimizin yönüyle ilgili, stratejilerle ilgili neler konuştunuz, neler planladınız? Biz tabii İngiltere yaptığımız heyette tam Brexit konuşulduğu sürede yapmıştık. Bir kere İngiltere'deki muhataplarımız bir yıl içinde işin açısı Avrupa Birliği ile ve akabinde de Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yapılacağını da o zamandan bizlere söylüyorlardı işin açıkçası. Evet. Çünkü tabii Türkiye'de İngiltere için önemli bir ortak. İşin açısı biz kendi sektörümüze de baktığımız zaman bizim fiyat ve kalite dengemiz dünyada çok iyi. Bu yüzden tercih edilen bir ülkeyiz. Hala biz öz eleştiri olarak söyleyeyim, bu derinlikten çok fazlasıyla yararlandığımız söylenemez. Evet. Ama bu süreçten, çünkü bir exit süreci de herkesin, oradaki muhataplarımızın da biraz daha bekle gör yaptığı bir süreçti, denediği bir süreçti. Dediğim gibi onlar tarafından baktığımız zaman onlar bize bu süreci olacağını, Türkiye'yle de bir serbest ticaret anlaşmasının olacağını söylüyorlardı ve bugün bu süreci yaşadık. Bizi de memnun eden bir süreç oldu işin açıkçası. Peki şimdi İngiltere'ye, yani sizin sektörünüz için soruyorum, ne satıyoruz ve ne alıyoruz? İkamesi mümkün olan ürünler var mı? Bunları zaman içinde İngiltere'den ya da bir başka ülkeden almadan içeride üretme yolunda adımlar atacak mısınız? Önce ne alıp ne satıyoruz, onu bir ürün bazında, malzeme bazında konuşalım. Bizim İngiltere'den çok fazla ithalatımız yok, çok sembolik rakamlar, ama yaptığımız ihracat bizim kendi kalemlerimizde plastik ev ve mutfak eşyaları sektörü, elektrikli küçük ev aletleri sektörü, çelikten mamül sofra eşyaları, alüminyumdan mamül ev ve mutfak gereçleri ve özellikle cam mutfak eşyalarının iyi olduğu bir pazar. Daha çok bu ürünleri bu bölgeye ihraç ediyoruz. Ama ithalat noktasında bizim en büyük ağırlığımız ev ve mutfak eşyaları sektöründe. İşin açısı Çin'den daha fazla ithalat ürünlerimizi ithal girdisi o Çin tarafından. Evet. Çok fazla ithalat noktasında İngiltere ile bir süreç yürütmüyoruz işin açısı. Peki şeye bakalım, şimdi yani İngiltere dışı bu meseleden çıkıp geriye doğru gidersek bir konteyner meselemiz vardı ihracatçılar açısından. Evet. O hala geçerliliğini koruyor diye düşünüyorum. İhracatçılar, evet, hem konteyner bulmakta zorlanıyorlardı, sizinle yapmıştık böyle bir yayın, hem de navlun bedelleri çok yüksek. Yani hem bulunmuyor, bulunan da son derece yüksek navlunla gerçekleştirilebiliyor. Bu elbette maliyetleri artıran ve karları da düşüren bir unsur. Orada son geldiğimiz nokta nedir? Aynı süreç devam ediyor. Tabii COVID-19 salgını sonucu yaşanan pandemi süreci biz üretici ve ihracatçılar için bambaşka problemleri ve bu yönde bambaşka tecrübeleri yaşatmaya bize devam ediyor. Bir yandan bu dönemde lojistik problemlerle mücadele ederken diğer tarafta da özellikle ham madde kısmında ciddi fiyat artışları yaşandı. Ve bu yönüyle de baktığınız zaman üreticilerimiz, ihracatçılarımızın zorlandığı bir süreç oldu Ali Bey. Konteyner sıkıntısı halihazırda yine aynı sizinle konuştuğumuz günden bugüne devam ediyor ve herhalde uzmanlar bu işin Şubat ayına kadar devam edeceğini de söylüyorlar. Evet. Şimdi dün burada Fuat Pamukçu vardı. Kendisi uluslararası bir konteyner şirketinin, daha doğrusu bir Türk şirketinin başındaydı. Sonra bu şirket satıldı Fransızlara. Acaba satılmasaydı biz stratejik bir avantaj yakalamış olur muyduk diye sordum. Hayır dedi. Yani yayında sormadım, yayın öncesi sordum. Şöyle dedi: biz bu şirketle Avrupa pazarını cover ediyoruz, çerçeveliyoruz. Ama sorun Uzak Doğu'da ve Avrupa dışındaki pazarlarda, Latin Amerika pazarlarında keza. Şimdi bizim en temel problemimiz Uzak Doğu pazarlarına gidecek ürünleri göndermek midir? Şu an itibariyle en acil problemimiz, bir de Latin Amerika. Avrupa pazarında da benzeri bir problemi yaşıyor muyuz? Şu an deniz navlunda dünyanın her tarafında aynı problemi yaşıyoruz. Öyle mi? Evet. İnanın Avrupa dahil, Kuzey Afrika, özellikle Doğu ve
Batı Afrika, Latin Amerika'da çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani problemin en derin şeyi konteyner bulamama problemi, boş konteyner bulamama problemi oradan başlıyor. Yani dünyanın ister Uzak Doğu, ister Avrupa, ister Sahra Altı Afrika'da ya da Kuzey Afrika'da ya da Latin Amerika'da bölge çok değişmiyor. Hemen hemen bütün bölgelerde ihracatçımız boş konteyner bulma, rezervasyon sıkıntısı ve fiyatlardaki çok ciddi dolar bazındaki artışlardan dolayı deniz navlunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hala bu süreç devam ediyor ne yazık ki. Evet. Peki şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra 10 dakika kadar daha vaktimiz var. Bu 10 dakika içinde sektörde yeni geliştirdiğiniz ürünler, ARGE faaliyetleri, bu ARGE faaliyetlerinin yatırım maliyetlerine yansıması, daha doğrusu maliyetleri artırma üzerindeki etkileri, rekabet edilebilir ürünler geliştirme konusundaki çabalarımız, bir de rekabet dışı ele aldığımız ya da üretmeye başladığımız ürünlerden bahsetmenizi istiyorum. 10 dakika kadar vaktimiz var. Yani mümkün olduğu kadar kesmeden bu bütünsel olarak dinleyeceğim sizi. Önce bir reklam. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayiciler ve İhracatçılar Derneği EVSİD Başkanı Burak Önder'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamdan önce şunu sormuştuk. Bir, net rekabetçi, ithalatçı olduğumuz, ihracatçı olduğumuz ürünler, net ithalatçı olduğumuz ürünler, birim kilogram fiyat bakımından hangi ürünlerde daha iyiyiz, hangilerinde daha iyi değiliz, diğer ülkelerle rekabet edemez durumdayız. Bir de ham madde konusunda bağımlılığımız ne seviyede? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Ben isterseniz soldan başlayarak devam tabii edeyim yani. Ali Bey. Özellikle ham madde konusunda. Az önce söylemiştim, bu COVID-19 salgını sonucunda yaşanan pandemiyle beraber biz üretici ve ihracatçılar bambaşka sorunlarla hem mücadele ediyoruz hem de bunun getirdiği bambaşka tecrübeler oldu. Yine son zamanlarda özellikle hemen hemen bütün alt gruplarımızda ham madde fiyatlarında çok ciddi oranda zamlarla karşılaştık. Bunlar tabii türüne göre değişiyor. %40'tan başlayarak %100'e kadar döviz bazında ham maddede artışları gördük. Tabii biz perdenin arkasına baktığımız zaman arzda, hemen hemen tüm alt gruplarda arzda herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan da talebe bakıyoruz. Dünyada böyle aşırı derecede bir talep artışını görmüyoruz. Yani talep kaynaklı bir artıştan dolayı bu kadar ciddi bir zaman olduğunu düşünmüyoruz. O zaman biz üreticilerin ve sanayicilerin baktığı pencereden yorumlarsak bu ham madde fiyatlarındaki artışı biraz spekülatif olarak değerlendiriyoruz. Tabii bu durum bize ister istemez ülkemize iki farklı sorun getirecektir diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii yeni ekonomi yönetimimizin, Merkez Bankamızın özellikle ana başlıklarından bir tanesi olan enflasyonu etkileyecek bir süreç. Çünkü ister istemez fiyat artışları sonucunda enflasyonu getirecektir. Bu istemediğimiz bir süreç ama bütün dünyada yaşanan bir fiyat artışı. İki de bizim özelimizde dün İstanbul Sanayisi Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan durumu çok güzel özetlemişti. Emtia fiyatlarındaki bu artıştan dolayı şirketlerimiz, fabrikalarımız, işletmelerimiz işletme sermayesine ihtiyaç olacak. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de firmalarımızın bir öz kaynak problemi var. Zaten hali hazırda biraz finansmandaki maliyetlerimiz ağır. Bu süreç tabii ki sanayici ve ihracatçımızı zorlayacak bir süreç. Tabii ki baktığımız zaman yönetilmesi de zor bir süreç. Çünkü tek Türkiye'de değil, dünyada bu sıkıntı yaşanıyor. Hem kamu açısından hem de iş dünyasından yönetmekte güçlük çektiğimiz bir süreç. Biz tabii bu süreçte bizim beklentimiz, bizim açımızdan baktığımız zaman beklentimiz proaktif bir adım olarak özellikle ham madde ithalatındaki ek vergilerin geçici olarak askıya alınması konunun konuşulmasını gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yani ben Türkiye ve mutfak eşyaları sektörü olarak bütün zorluklara rağmen 2020 yılında iyi bir performans sergiledik. Son 6 aydır büyüme trendimiz devam ediyor. 6 aydır sürdürülebilir bir büyümemiz var. Ve 2020 yılında pozitif kapatacağımızı düşünüyoruz. Evet, üretim ihracat pandemiye rağmen
iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Fakat karlılık ve verimlilik noktasında ciddi sıkıntılar yaşadık bu süreçte. Zaten kronik olan sorunlarımız hepimizin bildiği kur, parite, yurt içinde uzun vadeli satışların yanında işte COVID-19 süreci, tedarik zincirleri sorunu, lojistik problemi ve ham madde artışındaki bu ciddi artışlar bizi, üreticileri, sanayicileri ciddi olarak etkiledi. En büyük problemimiz bu yıl zaten aslında Türkiye'deki sanayicilerin bir problemi, karlılık problemi. Dünyaya baktığınız zaman herkesin üzerinde durduğu, bütün dünyanın üzerinde durduğu konuda sürdürülebilir karlılık. Şirketler malum kar edemezse yatırımları limitli oluyor. Kar edemezse hep konuştuğumuz markaya, inovasyona, tasarıma yatırım yapamıyorlar. En önemlisi şirketler kar edemezse insan kaynağına yatırım yapamıyor. Yani üreticilerin, Türkiye'de sanayicilerin, üreticilerin üzerindeki maliyetlerin azaltılması bütün bu süreçler açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyaya yine baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sizin birçok programda üstünde durduğunuzu biliyorum. Orta gelir tuzağından çıkabilen ülkelere baktığınız zaman Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelere baktığınız zaman bu ülkelerin ihracat ve sanayi ile büyüdüğünü ve ihracatında ve sanayisinde orta yüksek teknolojinin aldığı payla büyüdüğünü yakinen görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Ali Bey, üretim belki şunu söylemek gerekir, gömleğin ilk düğmesi. Yani üretim olmazsa istihdam olmaz, üretim olmazsa gelişim olmaz, üretim olmazsa ülkede refah olmaz. Biz bu yönüyle üreticilerin hem bu süreçteki ham madde probleminin bu geçici olarak belki ek vergilerin askıya kaldırılması, önümüzdeki süreçte de üreticilerin, sanayicilerin üzerindeki bu ekstra ücretlerin üzerinden kaldırılmasının hepimiz için, sanayiciler için, sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu düşünüyoruz. Kendi sektörümüze gelirsem az önce söylediğim üzere son 6 aydır büyüyoruz. Önümüzde de artık 2021 yılında farklı stratejileri ortaya koyuyoruz. Şubat ayının son haftası sanal bir heyet yapacağız ama farklı bir boyutta yapacağız. Latin Amerika'yı merkez alıp yine çevre 13 ülkede üreticilerimizi bir araya getireceğiz. Evet. Bir hafta önce duyuruya çıktık. Bir haftada 25 firma, kontenjanımız da 25 firmaydı. 25 firmalık kontenjanı doldurduk. Burada herkes dernek olarak bizi, bütün muhataplarımız çok iyi biliyor ve çok iyi sonuçlar da aldığımız bir pazar. Özellikle Latin Amerika'da yaptığımız bu programlar. Bunu pandemi sürecinden dolayı online platforma taşıdık. Yine az önce de söylediğim gibi İngiltere özelinde ve çevre 14 ülkeyi içine alacak başka bir online eğitimimiz var. O da Mart ayının ilk yarısında yapacağımız. Ona da çok iyi hazırlanıyoruz. Ve burada da ciddi bir verimlilik alacağımızı düşünüyoruz. Bu yönle baktığımız zaman 2021'in en azından ilk 6 ay içinde bu süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Biz bütün bu pandemiden sonraki süreçte yine de iyimserlik en azından bizim sektörümüze devam ediyor. Çünkü pandemi sürecinde de pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesiydik. Malum biz ev ve mutfak eşyaları ürünleri üretiyoruz. Dünyada, bütün dünyada insanlar evlerinde daha fazla zaman geçiriyorlar. İşte Türkiye'nin şu andaki konumu çok önemli. Tedarik zincirlerinin tekrar değiştiği bir süreçte özellikle bizim sektörümüzde Türkiye'ye çok önemli bir pozisyonda. Bunun da bu süreçteki artılarını gördük. Biz 2021 yılında bizim açımızdan pandeminin seyri tabii ki çok önemli. Fakat pozitif olarak ayrışacağımızı ve pozitif olarak geçireceğimizi düşünüyoruz Ali Bey. Evet. Bir dakika kadar vaktimiz var. Onu da ek ithalat vergileriyle ilgili olarak konuşalım istiyorum. Ek ithalat vergisi Mart ayından bu yana biliyorsunuz 4000 kalem, hatta belki daha fazla ürüne ek ithalat vergisi geldi. Siz kendi sektörünüzde kaç kalem üründe ithalat vergisinin kaldırılmasını talep ediyorsunuz? Yani buna dair bir rapor sunmayı planlıyor musunuz? Biz özellikle ham madde üzerindeki vergilerin, ek vergilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz Ali Bey. Yani çünkü ham madde üzerindeki ek vergiler hem yurt içinde bir enflasyona neden oluyor, hem de yurt dışında bizim rekabetçiliğimizi etkileyen unsurlardan birisi olarak düşünüyoruz. O yüzden özellikle ham madde üretimde kullandığımız ham madde ve ara mamuldeki ürünlerden ek vergilerin kaldırılmasını, en azından bu süreçte askıya alınmasını
bekliyoruz ve ümit ediyoruz. Peki, biz de ümit ediyoruz. Çok teşekkürler. Sizin gibi sektörlerle konuşunca umutlarımız artıyor. Çünkü fazla veren sektörlerimiz gerçekten daha fazla verebilecek duruma geliyorlar. Pandemi sürecinde çok iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını konuşuyoruz sektörlerle. Özellikle de fazla veren sektörlerle konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi sırada İstanbul Kimyasal Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister var. Adil Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Adil Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizin de kadrajınız, ışığınız ve fon seçiminiz iyi. Size de bir 10 puan gönderiyoruz buradan. Şimdi bize anlaşmayı öncelikle bir kendi cephenizden, sektörünüz açısından bir tarif etmenizi istiyoruz. Çok uzun zamandır beklenen bir anlaşmaydı. Nihayet oldu ve Türkiye ön alarak ve pek çok ülkeden erken davranarak pek çok ülkeden, yani Avrupa Birliği'nin 3. ülkelerle imzaladığı ilk anlaşma, hacim bakımından da imzalayacağı anlaşmalar arasında ilk 5 içinde yer alıyor. Anlaşma ne sağlayacak, ne getiriyor, ne götürüyor bizden? Ali Bey, burada Ticaret Bakanlığımızın aslında geçmişe dönük son 2 senedir yaptığı büyük bir çalışma var. Ben bunların içinde direkt olarak oldum. Özellikle bakanımızla beraber Londra'ya yaptığımız 2 sene önceki seyahatimizde bu konuyu ele alaraktan İngiltere ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının olabileceği ekonomik Avrupa Birliği ile yapılan gümrük birliği anlaşması gibi bir formül üzerinde çalıştık. Biliyorsunuz ticaret fazlası verdiğimiz nadir ülkelerin başında İngiltere geliyor. Şu an için aşağı yukarı 17.8 milyar dolarlık bir işlem hacmimiz var. Burada 11.6 milyar dolarlık ihracat, 5.6 milyar dolarlık ithalat tımız olan bir ülke, ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke. Bakanlığımız bizim 2 sene önce başladı ama son 1 sene Brexit kararının alındığından beri özellikle Ruslar Bakanımız ciddi bir çalışmanın içinde oldu. Bakanlığımızın bütün bürokratlarıyla beraber buna büyük emek harcadılar. Ve bunun bir imzayla atılmasından dolayı emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir emek var. Düşünebiliyor musunuz? 1-1-2021 tarihinde Brexit'in başladığı anda Türkiye hazır bir konumda yeni gümrük birliğini adım atmış oldu. Dolayısıyla burada ciddi bir çalışma, emek var ve bunun devamını da sağlayacağız. Kimya birliği olarak baktığımız zaman da biz İngiltere ile kendi aramızda yaklaşık kafa kafaya gelen ticaret fazlasını vermediğimiz ama ticaret açığı da vermediğimiz bir konumdayız. Dolayısıyla biz bu sürecinde devam edeceğini ve ülkemiz menfaatiyle devam edeceğini öngörüyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapalım, vaktimiz var, yaklaşık 17-18 dakika vaktimiz var, uzun uzun konuşabilecek durumdayız. Sektörünüzü alt kırılımlarına ayırarak gidelim. Yani öncelikle petrokimya sektöründe nasıl bir tablo ortaya çıkacak önümüzde? Arkasından kozmetikte, arkasından ilaçta, arkasından solüsyonlar ve gazlarda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani bizi İngiltere ile karşılıklı mukayese ederek anlatmanızı rica ediyorum. Hangi sektörlerde İngiltere'ye karşı çok fazla veriyoruz, hangilerinde başa başız, hangilerinde onlara bir anlamda bağımlı durumdayız? Şimdi burada bizim kimya sektörü olarak baktığımız zaman 27 tane diğer sektörlere ham madde veya da yarı mamul veren bir sektör konumundayız. Evet. Dolayısıyla alt sektörlerimizde 16 tane var. Başta petrokimya, esas en başta plastik ve plastik mamullerimiz, sektörümüz hem ticaret fazlası vermekte hem de ciddi bir katma değer sağlamakta. Ama bunun ana ham maddesi olan petrokimya türevlerini ise ciddi bir tüketiyoruz ve ciddi bir miktarda da ithalatını yapıyoruz. Dolayısıyla bizim petrokimya alanında İngiltere ile ciddi çalışmalarımız var. Özellikle İngilizlerin büyük bir petrokimya devi ile ortaklıklarımız var. Hem Azerbaycan petrolünü alıp Türkiye'de işliyoruz. Evet. Hem de bu Azerbaycan petrolünü hem de Akdeniz'e indirilen boru hattında bu İngiliz devi ile beraber çalışıyoruz. Biz petrokimya alanında İngiltere ile ciddi miktarda çalışıyoruz. Plastik sektörümüzde çalışıyoruz.
kozmetik sektörümüzün özellikle renkli kozmetikler başta olmak üzere ihracatımız da o yönde devam ediyor. Otomotiv sektörümüze biz biliyorsunuz ham madde ya da yarı mamul veriyoruz. Kauçuk, lastik, plastik, boya sektörlerimiz çalışıyor. Hakikaten 27 tane sektöre de ham madde vererekten biz katkımızı kimya sektörü olarak veriyoruz. İngiltere ile olan bu bizim özellikle şimdi imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla beraber bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla biz kimya sektörü olarak elimizden gelen her türlü işbirliğini İngiltere ile yapmaya hazırız. Finansın bir merkezi olarak Londra finans borsası biliyorsunuz dünyadaki ilk ikiye giren borsaların arasında ve finans sektörünün orada da bulunduğundan dolayı finans, teknoloji, yatırımlar anlamında ciddi işbirliklerini yapacağımızı umut ediyoruz. Evet. Şimdi korona sürecinde tabii dezenfektan, ilaçlar ve benzeri malzemeler çok öne çıkıyor. Bütün ülkelerde bu ürünlerin üretiminde ciddi artışlar var. Türkiye'de bu pazarları çok iyi çerçeveleyebildi şu ana kadar. Pek çok yere uygun ürünleri satabilme becerisini gösterdi. Arada küçük küçük şeyler çıktı, onu konuşacağız birazdan, ona değineceğiz. Sizinle de bahsetmiştik, yayından önce de konuşmuştuk bir parça. Dile getirmemizde hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Dezenfektan ve temizlik ürünleri sektöründe şu anda içerideki üretim kapasitemiz ne durumda? Ne kadar artış sağladık, daha fazla artırmak mümkün olabilir mi? Çünkü korona 2023'e belki 2023'ten sonraya da bizi takip edecek gibi gözüküyor. Evet Ali Bey, burada özellikle koronanın yani Mart ayında özellikle ülkemizde görünmesiyle beraber Nisan ve Mayıs ayında birazcık böyle bir hijyen sektöründe ve biliyorsunuz maskede özellikle sağlık, medikal anlamda bazı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Ve burada aslında stratejik olarak bazı sektörlere yatırım yapılması gerekliliği de ortaya çıktı. Bizim burada dezenfektan açığı çıktı. Daha doğrusu ana ham maddesi olan etil alkolün tedariğinde problem çıkmıştı. Yani tedariğinde zorluklar çıkmıştı. Biz Kimya İhracatçı Birliği olarak Sanayi Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda bakanlığımızın da emekleriyle beraber benzine konulan %3 oranındaki etil alkolün kullanımını durdurttuk. Ve bununla beraber etil alkol bolluğuyla beraber hem dezenfektan üretimi ülkede rahatladı, hem kolonya üretimi rahatladı ve bu da ihracata dönmeye başladı, katma değer sağlamaya başladık. Şimdi bu bizim Sağlık Bakanlığımız özellikle burada bir hamle yaptı. Biliyorsunuz TİÇ-CK kurumumuz bizim dezenfektan ve kolonya ile ilgili bir takım konularda Sağlık Bakanlığı'nın yetkileri elinde, ruhsatlandırma anlamında. Evet. Ve burada geçici ruhsatlar vererekten bu sorunu çözmüş olduk. Şimdi buradaki bu geçici ruhsatları alan firmalarımızın bazıları belki geçmişte bu dezenfektan işleriyle uğraşmadığından dolayı bazı sektörel bazı problemler meydana getirmeye başladı. Yani örneğin %80 kullanması gereken etil alkolü belki o oranda kullanmadı, farklı oranlarda kullandı. Evet. Bunu biz bakanlığımızın yaptığı girişimlerle beraber özellikle Ticaret Bakanlığımızın ürün kullanımı ile ilgili, ürün kalitesiyle ilgili yaptığı denetimler sonrasında bunun önlemini aldı. Ve bu sürece kadar geldi. Şimdi bununla ilgili de tahmin ediyorum yayından önceki görüşmemizde de sizle ihracat anlamındaki bu dezenfektan ihracatındaki ürün kaliteleriyle ilgili acaba hangi noktalardayız diye bir soru sorabilirsiniz. Burada ise bizim Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği izinler, ruhsatlar çerçevesinde uygulanan ürünlerin neredeyse %99'a yakın bir kısmında kalitesinde bir problem olmadığı denetimleriyle ortaya çıktı. Ama geçtiğimiz günlerde özellikle İrlanda merkezli olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan denetimler, sağlıkla ilgili yapılan denetimlerde 900 tane firmanın denetimi yapıldı. Ama bu sadece Türkiye'deki firmalar değil, Avrupa Birliği'ne mal satan ülkelerin firmalarının yapılan denetimlerde maske, sağlık ürünleri, dezenfektan ve buna benzer bazı ürünlerdeki denetimlerde bazı firmaların ürünleri bu gösterdiği spekleri karşılamadığı görülmüş oldu. Bunlarla ilgili yaptırımlara, uygulamalara başladıklarını tahmin ediyorum. Ama şu an Ticaret Bakanlığımıza ve bize gelen bu konuda herhangi bir Türk firmalarıyla ilgili bir bilgi yok.
Eğer olmuş olsaydı mallarla ilgili iadeler söz konusu olmuş olsaydı Ticaret Bakanlığı bununla ilgili bize soruyor. Diyor ki bu firma ihracatını yaptı, bu firma problem yaşamıştır ve bu firmayla ilgili herhangi bir kredi kullandı mı, herhangi bir yatırım teşvik veyahut da herhangi bir devlet desteği aldı mı konusunda bizi sorguluyor. Dolayısıyla biz buraya dayanaktan baktığımız zaman biz herhangi bir Türk firması ile ilgili bir olumsuzluk şu an için bizim kulağımıza gelmedi. Evet. Resmi şimdi, olarak. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Bu sektörde Türkiye ciddi adımlar atmış durumda. Yani çok fazla yatırım yapmış bir ülke. Dezenfektan, maske ve koruyucu giysiler anlamında Avrupa'nın önemli bir pazarıyız. Neredeyse Çin pazarıyla birebir yarış edebilecek noktadayız. Ve tedarik üstünlüğü dolayısıyla zaman açısından da daha yakın bir coğrafyada olduğumuz için Avrupa bizi tercih ediyor. Bu bakımdan Türk ürünlerinin güven eşiklerinin aşılmaması lazım. Yani orada hakikaten kılı kırk yararak hareket etmek gerekiyor. En başta görev muhtemelen tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, sonra Ticaret Bakanlığı'na düşüyor. Ama sektörün de bu konuda çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bunu elbette bir şey gibi düşünmemek lazım, jurnalcilik gibi düşünmemek lazım ama Avrupa raflarından eğer bir ürün geri dönüyorsa o firmayı bir şekilde aforoz etmek lazım. Başka türlü önlem alınamaz. Aksi halde onların yanı sıra sağlam ve kaliteli ürün yapanlar, üretenler, ihraç edenler de aynı etkiye maruz kalacaklar, zarar görecekler. Bu sebeple benim edindiğim bir bilgi vardı, onu sizinle de paylaşmıştım. Daha doğrusu sektörde şu ana kadar paylaşmadığım kimse kalmadı, herkese söyledim. 140 bin litre Fransa'da dezenfektan Türk ürünü raflardan indi ve Türkiye'ye doğru gönderiliyor. Bunun devamının gelmemesi için çaba sarf ediyoruz. Firmayı da henüz bulamadık ama bulacağım. Bulursak izleyicilerimize paylaşacağız. Sizden de bazı kişilerden, sizde başta siz olmak üzere destek istedim. Bakalım bulacağız. Bulursak konuşacağız. Şimdi ilaç sektörüne bakacağız. İlaçta Türkiye 80'li yılların ortasından itibaren ciddi bir hamle geliştirdi ve ilaç üretiminde Ar-Ge çalışmaları da yürüten bir ülke görünümündeydi. Son yıllarda yavaş yavaş böyle hafif dolum ve paketlemeye doğru kayan, bu arada patent geliştirmeyen bir ülke görünümündeyiz. Oysa ilaç sektörümüz hakikaten parmak ısırtan bir şeye sahip, performansa sahip. Hem Batılıların burada yaptıkları yatırımlardan biliyoruz bunu, hem de Avrupa pazarındaki sahip olduğumuz paylardan biliyoruz. Türk ilaç sektörünün daha iyiye gidebilmesi için önümüze nasıl bir ajanda koyarsınız? Ne yapmalıyız ki daha güçlü bir ilaç sektörümüz olsun? Ali Bey, çok güzel bir konuya el attınız. Bizim alt sektörlerimizin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Bu konuya girerken şunu söyleyeyim. Bu dezenfektan konusunda özellikle bir konuda Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde ve ruhsatların ve izinleri verdiğini belirtmek istiyorum. Özellikle el antiseptiği, yani el dezenfektanı denilen el antiseptiğinin özellikle ilaç firmaları tarafından yapılması gerektiğini, ama dezenfektan yüzeyle ilgili temizliklerin ise TİÇK veyahut da Halk Sağlığı Kurumu'nun verdiği ruhsatlar çerçevesinde yapılması gerektiğini ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimiyle bunların devam etmesi gerektiğini belirterekten ilaç firmalarımıza geleyim. Evet. İlaç firmalarımız hakikaten çok büyük atılım içinde. Bakın, COVID-19 ile ilgili 3 tane firmamızın yaptığı ilaçla bu sıkıntılı dönemi aşıyoruz. Özellikle bu 3 firmamızın verdiği ilaçlarla Sağlık Bakanlığımız hastalarımıza, yani teşhis konulan hastalarımıza verdiği ilaçlarla bir hafta gibi kısa bir zamanda bunu aşıyor. Evet. Aramızda ancak kendini, yani hastalarımızın arasında farklı bir hastalık, bir, yani bir şeker, kalp veyahut da damar hastalığı olan hastalıklarımızda birazcık yoğun bakıma giden durum var. Şimdi ben buradan şunu söyleyeyim. İlaç firmalarımızın durumu çok güzel, çok harika. Altyapıları var, laboratuvar teşkilatları çok güzel ve de bizim TÜBİTAK dediğimiz çok önemli Sağlık Bakanlığımızın bir kuruluşu var ki daha geçen hafta ziyaretinde bulundum. Şu an orada gördüğümüz laboratuvar cihazları, belki Avrupa'da olmayan bazı kurumlardaki cihazlar şu an bizim TÜBİTAK'ımızda var. Ve TÜBİTAK'taki bu laboratuvarları gezdiğim zaman geçen hafta bir baktım ki bizim COVID-19'un ana ham maddesini üretecek bir ham maddeyi üretmek için çalışan arkadaşlarımız var, bizim akademisyenlerimiz var. Şimdi ilaç firmalarımızın şöyle bir sıkıntısı var. Sağlık Bakanlığımızın alt kuruluşu olan bir kurum olan TİÇK kurumumuzda izinler, ruhsatlarımız bizim 2 yıl, 2,5 yıl verilmiyor. Ve TİÇK kurulumuz
gerek kozmetik, gerek ilaç, gerekse medikal sektörümüzle ilgili ruhsatlandırmalar, izinler ve görüşmeler konusunda çok yavaş çalışıyor. Benim özellikle Sağlık Bakanlığımızdan ricamız şu, TİÇK kurumumuzla ilgili bizim hızlandırıcı aksiyonlar alınması lazım. Örneğin bizim TİÇK'dan bir randevu talep ediyorum. Ben İKMİP Başkanı olarak 20 gündür maillerimize cevap vermiyorlar, telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Böyle bir kuruluşun çalışmasının hızlandırılması lazım. Dolayısıyla bizim Sağlık Bakanlığımızın özellikle ilaç firmalarımızın yaptığı emekleri bazen 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl süren bir emeklerin karşılığında ruhsatlandırma aşamalarının 2,5 gibi bir yıl uzun sürmemesi lazım. Faz 1, faz 2, faz 3'leri denerken bunlarda biraz daha bizleri desteklemesi lazım. Özellikle moleküllerle ilgili çalışmalarımızda bizim desteklerimizi Sanayi Bakanlığımızın arttırması lazım. Ve ilaç firmalarımızın yurt dışıyla ilgili olan bağlantıların destek olması lazım. Ama finansal bakımdan da ilaç firmalarımızın ve medikal firmalarımızın kuvvetlenmesi için özellikle devletteki Sağlık Bakanlığındaki alacakları, üniversite hastaneleri veyahut da kurumlardan olan alacakların bir an önce geri ödenmesi için çalışmaların daha hızlanması gerekiyor. Biliyorsunuz aşağı yukarı bir ay önceye kadar 17 milyar TL civarında sağlıkla ilgili medikal anlamdaki firmalarımızın alacakları vardı. Bunlarla ilgili yapılandırmaların veyahut da geri ödemelerin yapılması lazım ki finansal anlamda da firmalarımız rahatlasın ve ilaç yatırımlarını ona göre yapsın. Şu anda Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. İlaç firmalarımız bizim sağlık kurumlarına verdikleri zaman 1 euro eşittir 3.7 TL karşılığında ilacı vermekte. Dolayısıyla bunun da güncellenmesi lazım. Bugün euronun yaklaşık bugün 9 TL'ye yakın bir rakama geldiği bir konumda bizim ilaç firmalarımızın finansal olarak biraz daha kuvvetlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda da desteklenmesi gerekiyor. İlaç firmalarımız dünya ölçeğinde kaliteli üretim yapabilir ve ihracat yapabilir pozisyondadır. Dolayısıyla ilaç firmalarımıza güveniyoruz Ali Bey. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunu bilmiyordum mesela. Şimdi öğrendim. Yani euro karşılığı 3.7 lira veriyorsa, 9 liralık euro kuru karşısında, paritesi karşısında, bu hakikaten rekabet gücünüzü azaltıyor. Bir defa bunun çözülmesi lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de süreçlerin, yani proseslerin çok hızlı hale getirilmesi lazım. İlaç dediğimiz şey zaten molekül geliştirme. Eğer molekül geliştirirseniz, patentini alırsanız ilaç yapamamanız için hiçbir sebep kalmıyor. Bunların önündeki engellerin kalkması lazım. Muhtemelen bürokrasiyle ilgili bir şeyler yapılması gerektiği gibi bir sonuç çıkıyor. Buradan Sağlık Bakanı'na da duyurmuş olalım. Son 4 dakikamız, 3,5-4 dakikamız. Orada da petrokimya sektörüyle ilgili ham madde temini konusuna değineceğiz. Ham madde konusunda güçlü bir şirketimiz var, Sasa biliyorsunuz. Halka açık bir şirket aynı zamanda. Sasa'nın ürün geliştirme ve daha doğrusu kapasite artırmayla ilgili güneyde, Adana, İskenderun bölgesinde bir arazi tahsisi söz konusuydu. Ben Sasa'nın patronu İbrahim Erdemoğlu ile bir süre önce konuştum. Maalesef yürümüyor dedi. Şimdi maalesef yürümediği için de biz ham madde konusunda bağımlılığımızı sürdürüyoruz ne yazık ki. Eğer Sasa istenilen kapasiteye kavuşmuş olsaydı şu anda bizim elyaf ve işte sentetik iplik üretimi konusunda ya da chips üretimi, yani her türlü ham maddede kullanılan plastik chipsten bahsediyorum. Bunları üretmede bir sorunumuz olmaz ama şu anda ağır biçimde ithalat yapıyoruz. Yani yüklü biçimde ithalat yapıyoruz. O sektörde olup bitenlerle ilgili de bir değerlendirme yaparsanız öyle noktalarım. 3 dakika vaktimiz var. 4 dakika. Buyurun. Ben burada yine özellikle yatırımlarla, ilaçtan gelerekten hem de petrokimya yatırımlarıyla ilgili biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız aşağı yukarı 10 gün önce bir açıklamada bulundu. Evet. Çok önemli. Ekonomik ve hukuk anlamında reformların yapılması gerekliliğini belirtti ve bununla ilgili STK'larla görüşmeleri Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'la beraber, Adalet Bakanımız da Abdülhamit Gül'le beraber görüşmeler başladı. Sıra tahmin ediyorum Türkiye İhracatçılar Meclisi ve bizlere gelecek de bizlerle de görüşme yapacaktır. Burada kimya sektörü, ilaç sektörü ve petrokimya sektörünün de hamle programının içinde olup ve bu konuda da yatırımların yapılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız da özellikle altını çize çize söyledi. Güneydeki bizim Adana Ceyhan bölgemizle beraber özellikle petrokimya yatırımlarıyla ilgili endüstriyel serbest bölgeler oluşturuldu ve burada Sanayi Bakanlığımızın hakkını vermemiz lazım. Yer,
alan, liman ve her türlü yatırımlarda hakikaten çok ciddi çalışmalar yaptı. Türkiye'de iki tane bizim özellikle petrokimya yatırımlarıyla ilgili bölgemiz var. Birisi İzmir Ali Ağa bölgesinde, Çandarlı bölgesinde, ikincisi Adana Ceyhan bölgesinde. Burada arazi tahsisleri var. Sasa bizim hakikaten özellikle propilen, polipropilen konusunda ve diğer üretimleri, petrokimya üretimleri konusunda son birkaç senede ciddi bir atağa geçen bir firmamız. Ciddi çalışmalar yapıyor ve biz bunları biliyoruz. Devletimiz, yani özellikle bakanlıklarımız, başta Sanayi Bakanlığımız olmak üzere bu konuda ciddi destekleri var, teşvikleri var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin de destekleri var. Özellikle Varlık Fonumuzun bu konuda da petrokimya yatırımları konusunda da çok ciddi miktarda çalıştığını biliyoruz. Türkiye'nin yapması gereken şey şu Ali Bey. Özellikle bizim propilen oksitle etilen oksiti kendimiz üretmemiz lazım. Bununla beraber petrokimya türevlerine de gidebilmemiz lazım. Burada bizim nadide bir kuruluşumuz var İzmir'de, biliyorsunuz. Tek bir petrokimya devimiz var. O devimiz gibi bizim en az 4-5 tane petrokimya yatırımını yapmamız lazım. Özellikle bizim Sasa'da bu konuda çok ciddi bir katma değerli ürünler üretmeye başladı. Bizim göz nurumuz, göz bebeğimiz olmaya başladı. Yani İbrahim Bey'in dediklerine de katılıyorum. Ama burada tahmin ediyorum, birebir Varank Bakanımızla beraber birebir otursalar, ben size söyleyeyim, eğer yarım saate geçerse bu arazi konusu, ben hakikaten bir şey diyemeyeceğim yani. Yani neyse, bakanımız harika. O kadar yapıcı ki, yani ben petrokimya konusunda yatırımlar önem veriyorum ve destekliyoruz. Peki, çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler Adil Bey. Ben teşekkür ederim. Bu 140 bin litre dezenfektan, dönen dezenfektanla ilgili haberi bütün sektöre saldım. Haberi bekliyorum, sizden de bekliyorum. Bakalım bulursak yayınlayacağız. Çünkü bu kötü örnek. Kötü örneğin bir şekilde afişe edilmesi, deşifre edilmesi gerekiyor. İngiltere ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasını bir başka sektörle konuşacağız. Yine fazla veren bir sektör. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz şu anda telefon attığımızda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sizinle de Skype yapmak isterdik mah cemalinizi görmek için ama bulunduğunuz yer itibariyle galiba internet görüşmeleri çok iyi olmadığı için telefonla yapalım. En azından sağlıklı evet, görüşme yapalım diye düşündük. Olamadım inşallah bir dahaki sefere. Peki, bir dahaki sefere. Şimdi 10 dakika kadar vaktimiz var. Bize hem serbest ticaret anlaşmasının içeriğini, sektörünüz açısından oluşturacağı faydayı ya da dezavantajları ve varsa serbest ticaret anlaşmasının bundan sonraki aşamalarda ele alınması gereken yeni kırılımları konusunda da bize bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Buyurunuz. Evet, çok teşekkürler. İngiltere bizim için çok önemli bir ülke. Hem tekstil sektörü açısından hem de Türkiye ekonomisi açısından. Siz de biliyorsunuz ki en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke olması sebebiyle oldukça büyük önem arz ediyor. Tabii çok tedirgindik sektör olarak son zamanlarda. Bu serbest ticaret anlaşmasının yılbaşında başlaması hususu oldukça önemliydi ve gerçekten çok sevinçliyiz. 1 Ocak'tan itibaren STA'nın devreye giriyor olması büyük bir tedirginliği ortadan kaldırdı. Bizim sektörümüz aşağı yukarı 500 milyon dolar direkt ihracat yapmakta. Kardeş sektörümüz hazır giyimle beraber ise 2.3 milyar dolar civarında, ki bu yıl tekstil ve hazır giyim olarak baktığımızda en büyük ihracatçı sektörüz. Geçen sene otomotiv sektörüydü, bu sene tekstil ve hazır giyim birinci sırada yer almakta. Tabii İngiltere ekonomisiyle Türk ekonomisini kıyasladığınız zaman birbiriyle çok fazla rekabet eden iki ekonomi değil. Yani daha çok birbirini tamamlayan. Bizim onlardan ithalatımız, Türkiye'nin daha çok net ithalatçı olduğu ürünler ve sektörler. Aynı şekilde bizim ihracatımız da öyle. Dolayısıyla bu ticareti biraz daha keyifli hale getiriyor. Bu açıdan önemliydi bizler için. Zaten serbest ticaret anlaşmaları bir ülkenin dış ticaretini artırmada çok önemli bir rol teşkil etmekte. Ama bunları yaparken de Ali Bey'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Avrupa, işte İngiltere, bunlar tabii önemli STA'lar. Esas pazarlar. Evet.
Ama işte bizim şu anda yürütmekte olduğumuz ülkemizin bazı müzakereler var. İşte Tayland gibi, işte Hindistan veya konuşulan Pakistan, Endonezya. Çünkü burada sektörler öyle değil. Yani burada sektörler birbiriyle direkt rekabet eden sektörler. Onun için buralarda maksimum dikkat etmemiz gerekiyor ki ülkemiz lehine sonuçlar alabilelim. Bunun da altını çizmek istedim bu arada. Evet. Peki şöyle bir yararı olacak mı anlaşmanın bize? Yani İngiltere pazarını büyütmenin dışında ayrıca bir faydası olacak mı? İngiltere işte bildiğiniz gibi Commonwealth ülkelerinin lideri. 54 ülke var orada. Commonwealth elbette gevşek dokunmuş bir birlik. Yani ülkelerin birbirine doğrudan bağı yok ama işte kraliçeye olan saygılarından, Londra'ya olan geçmiş bağımlılıklarından dolayı İngiltere'den gelecek mesajlara açıklar. Bu da bizi bu 54 pazara ulaşma konusunda avantajlı duruma getiriyor olabilir mi? Bu anlaşmayla birlikte bu ülkelere de ulaşabilme, erişebilme, onlara ürün satabilme, onlarla ticaret yapabilme elastikiyetini kazanmış oluyor muyuz? Çok doğru. Şimdi bu zaten İngiltere üzerinden bu diğer ülkelere de biz en direkt olarak ihracat yapmaktayız. Yani İngiltere evet. Bu işin merkezi olduğu için dediğim gibi bu ürünleri kendi STA'sı olan kendi ülkeleri içerisinde de Birleşik Krallık'ın bu ürünler dağılmakta. Evet. Bizim İngiltere ile olan ticaretimizi tabii ki olumlu etkileyecek. Bu serbest ticaret anlaşmasıyla biz zaten ayrıcalıklı konumumuzu devam ettireceğiz. Zaten son 5 yıla baktığımız zaman biz her sene pazar payımızı artırmışız. Artırmakta da devam ediyoruz. Evet. Yani bunun da yine artırarak devam ettireceğimizi öngörüyoruz. Zaten bu COVID-19 sürecinde de başladığı zaman da biliyorsunuz Çin'de başladığı zaman biz pazar payımızı Avrupa'da artıracağız demiştik. Gerçi virüsün bizi vuracağını veya Avrupa'yı vuracağını o noktada düşünmemiştik ama evet. Sonrasında da rakamlarda bunu gördük Ali Bey. Yani Mart ortasından sonraki süreçe baktığımız zaman biz Avrupa'da, İngiltere'de birçok pazarda payımızı artırdık. Avrupa'da yaklaşık işte %14 küsürlerden 15 küsürlere yani %1 gibi. Bu da sadece o 6 aylık dönemde. Evet. Yani burada bu pandemi sonucu da aslında o anlamda bize bir avantaj yarattı pazarda. Tabii vergisiz ticaret çok avantajlı bir durum teşkil etmekte. Ben inanıyorum yani Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin özellikle tekstilde de artacağını, artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizim şu anda müşterilerimizle görüşmelerimiz de o yönde. Hepsi bu şeyi bekliyorlardı yani STA'nın evet. imzalanmasını bekliyorlardı. Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Ticaret Bakanlığı'na. Gerçekten bunu en üst düzeyde, en önemli yapılacak işlerin en başında bunu koyarak bu noktaya getirdiler. Ve Türkiye için de bu büyük bir başarıdır. Evet. 1,5-2 dakika vaktimiz var. Bu pazarda, yani İngiltere pazarında, İngiltere ve Commonwealth pazarında sizin sektörünüzün, yani tekstil ve ham maddeleri sektörünün en büyük rakipleri hangi ülkeler? O ülkelerle nasıl bir rekabet içindeyiz şu an geldiğimiz noktada? Evet, bizim en çok sattığımız ürünlere bakarsak teknik tekstiller ve iplik olarak görüyoruz. Sonrasında kumaş 3. sırada yer almakta ama bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var Ali Bey. Biz ara malı ürettiğimiz için tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak evet. yani biz her ne kadar İngiltere'ye ürünümüzü satsak da o ürünün konfeksiyon edildiği ülkeye ihracatçımızı gerçekleştiriyoruz. Ya da bu da ne oluyor? Daha çok işte uzak doğu ülkelerine biz bu malları Türkiye dışında gönderiyoruz. Yani tabii Türkiye önemli bir hazır giyim üreticisi. Kendi içimizde üretiliyor büyük bir kısmı ama evet. bunun dışında görünmeyen bir ihracatımız var. Yani kayıtlarda biz bunu uzak doğu olarak görüyoruz. İşte Çin'e yaptığımız ihracat olarak görüyoruz. Belki Bangladeş'e yaptığımız ihracat olarak görüyoruz. Bu anlamda da baktığınız zaman aslında bizim tahminim benim 3 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var İngiltere'ye. Evet.
Diğer rakiplerimiz de... Ahmet Öksüz'le konuştuk. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı ile konuştuk. İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı bütün detaylarıyla ve bütün sektörlerle, fazla veren sektörlerle konuştuk. Böylece hem ana haberin hem son seansın sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.